İşte bu kadar. Ben geldim. Hoş geldin Perihan teyzeciğim. Bak bakalım nasıl olmuş? Ay ne güzel olmuş buraları böyle. Hayırdır? Bu akşam bu kafede tanışıp birbirine aşık olan bir çift evleniyor. Nikahtan sonra buraya gelecekler. Kutlama için hazırlık yaptım. Ay ne güzel ama ne güzel. Hadi otursana birazcık konuşalım. Yok oturmayayım hayatım. Peri arkadaşlarım bekliyor. Tatile çıkıyorum tatile. Ama yarın akşam döneceğim. Peri bacalarına gidiyorum. Harika. Ha, gitmeden uyarayım dedim Betüş'cüğüm. Ben yokken sihirle çağırma hattımı kapalı tutuyorum. Yani bir şey lazım olursa beni bulamazsınız, haberiniz olsun. Ay, bir günlük idare ederiz, sen merak etme. Görüşürüz. Güle güle. Eklemedir hocam. Geldim. Geldim, geldim. Çilek, ne bu hal? Kavga ettim. Kiminle? Recep amcanın oğluyla. Barış'la mı? Gene niye? Burnumu sıktı, saçımı çekti. Cemre Ceren'e seslenseydin onlar sana yardım ederdi. Seslendim ama duymadılar. Onlar arka bahçede oynuyorlardı. Ama ben öyle bir ders verdim ki, bir tekme attım ki Uzan teyzenin arka bahçesine kadar gitti. Böyle oladı. İnanmaz, sahiden de yaptım. Hadi bakalım, hadi banyoya. Elini ayağını güzelce yıka. Sevsinler senin tafralarını. Geldim. Geldim. Ah, siz miydiniz çocuklar? Hoş geldin. Bu da neyin nesi? Tatmasında safiş yazıyor ama sahibini bulamadık. Geçin içeri, geçin. Ne olacak şimdi bu? Vallahi bilemiyoruz. İnşallah babamla Betüş izin verir de sahibini bulana kadar bizimle kalır. Bakayım şunu yüzüne. Bak. Ay çok şirin. Aa, kucağıma al. İstemem. İzlemem. Ben seni seviyorum. Gel, gel bak. Elini ver bana. Güzel de korkma. Gel. Bir şey verin de. Bak. Bakalım olmuş mu? Ne çabuk kız. Bak. Ay ne tatlı bir şey. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın kızım. Hı? Çilek. Niye Safi şöyle bakıyorsun? Yoksa sen de mi köpekten korkuyorsun? Aa, yok bir şey. Yoksa sen beni duyuyor musun? Çilek düşeceksin nereye? Tuvaletim geldi.
geldin Çilek'ciğim? Betüş, Betüş, çabuk eve gelmen lazım. Çilek, söylesene kızım, kötü bir şey mi oldu? Abim ya ablam, arka bahçede oynarken sahipsiz bir köpek bulmuşlar. Yani sahibi var da bulamıyoruz, adı Safiş. Köpek konuşuyor Betüş, yemin ederim konuşuyor. Ne? Ama bir tek ben duyabiliyorum. Aşağıda herkes onun başında. Biri kenara çekip sen kimsin diye soramıyorum. Ay tamam kızım tamam. Ben şimdi hemen geliyorum. Bekle. Ay Allah. Ay kafeyi de kime emanet edeceğim ben şimdi? Eda! Eda! Abi kulağın arkasını yap, ben yaptım. Ay çok tatlı değil mi? Yıkanınca daha güzel oldu. Evet. Bak nasıl da etrafı kokluyor. Bir şey mi arıyor ki? Aç mı acaba? Evet. Çok açım. Firuze abla. Efendim canım. Safiş'e bir şeyler getirir misin? Çok aç. Dur. Nereden anladın? Mutfakta ona göre bir bu vardı. Süt içelim bakalım. Çok zahmet oldu. Ama ben korkarım. Alın siz içirin. Dur ben vereyim. Sağ ol tatlı kızım. Aslında bir çocuğun elinden bir şeyler yiyip içmek gücüme gider ama... ...kaç gündür ağzıma bir lokma bir şey girmedi. Çok üzüldüm. Yine ne oldu? Yok bir şeyim. Çilek, sen beni duyuyor musun? Hadi iç Safiş. Eda, Eda neredesin? Ya ne zaman bana lazım olsan ortalıklardan kayboluyorsun. Nereye gittin kim bilir? Geldin Betüş. Tam Tarık'la buluşmaya gidiyordum, yoldan döndüm. Ne var? Eda'cığım, bir süre benim yerime kafeye göz kulak olur musun? Bir şey mi oldu Betüş? Oldu ama şimdi anlatacak vaktim yok. Sen ilgilenebilir misin, ilgilenemez misin onu söyle bana. Şey, Tarık bugün iş aramaya gitti ya. Dönünce onu yemeğe çıkacaktık ama madem durum acil. Sağ ol canım. Bak akşam buraya yeni evli bir çift gelecek, kutlama yapacaklar. Her şey hazır sayılır. Onlara iyi davranın, güler yüzlü olun yeter. Ben yetişmeye çalışırım, tamam mı? Tamam. Eda'cığım, bak ne olur beni mahcup etmeyin, tamam mı? Yanlış bir şey yapmayın. Peki. Ah, çantam. Sağ ol Eda. Merhaba çocuklar. Ben geldim. Ne yaptınız bakalım? Beni özlediniz mi? Müthiş bak ne bulduk. Bahçede bulduk, yazık. Sahibini kaybetmiş. Gelse ev hiç ısınmıyor. Niye ısırayım? Ben aslında köpek değilim ki. Aman Tanrım, siz de beni duyuyorsunuz. İnanamıyorum, tıpkı babam gibi. Dodo! Dodo! Ne var, ne oldu? Çok sıcak, dilim damağıma yapıştı. Biraz su verir misin? Ay, beni bunun için mi çağırdın? Al. Umur gelecek, süsleniyordum. Susuzluktan öleyim mi? Ne yapayım? Tamam, tamam. Suyunu bitir, sonra dışarı. Tabii. O kart zampara gelince pabucumu hemen dama at. Susadım mı, aç mıyım aklına bile gelmez. Ona bir kere kart zampara deme, kıskançlık da yapma Taci. Yaparım efendim. Ben senin eski kocanım. Kıskanmaya hakkım var. Bana geri dönmeyeceksen bari Umur'dan daha adam birini bul. Sulu herif, sırnaşık herif, düzenbaz herif. Hiç de öyle biri değil. Hem böyle şeyleri söylemek sana düşmez. Suyun bittiyse dışarı. Sihirle yollama, istemez. Ben kendim çıkarım. İyi tamam, Umur gidince çağırırım seni. Bulursan çağırırsın. Aa, o ne demek öyle? Ben de kendime birini bulayım da gör bakalım nasıl oluyormuş kıskançlık. Allah Allah ya, nerede bu dosya? Test sonuçlarıyla ilgili hazırladığım dosya nerede? Ya ben böyle ani toplantılardan nefret ediyorum ya. Ah, işte buradaymış, masamdaymış.
Patron dosya tamam. Aferin, aferin. Ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun? Kayınvalidenle buluşacağım. Toplantı ne olacak? Canım sen girersin benim yerime. Benim yetenekli elemanım. Zaten işinize gelmediği zaman yeteneksiz oluyorum. İşinize geldiği zaman yetenekli oluyorum, değil mi? Söylenme, söylenme. Evde yalnızmış, baş başa kalacağız. Anlarsın ya. Anlıyorum patron, anlıyorum. Ha Sadık, sana bir şey soracağım. Efendim? Bu kayınvalidenin köpeği var ya, Taci. Evet. O şimdi o bastı bacım, o muşmuş suratlı köpekten neden ayrılmıyor senin bu kayınvaliden? Canım köpeğidir, seviyordur. Onun için ayrılmak istemiyordur patron. Doğru ya. Ben evde köpek istemiyorum. O da Taci'den ayrılamıyor. Acaba diyorum, ben bu Taci'yi istemediğim için mi benim evlenme tekliflerimi reddediyor? Vallahi patron yani hani belki de dolaylı olarak Taci etkiliyor olabilir bu durumu, değil mi? Olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum patron. Yani söylemek istediğim aslında şu patron. Yani demek istiyorum ki belki de hani Taci'yi sizden daha sadık bir erkek olarak görüyordur, onun içindir. Söyledim işte. Oh. Aa. Hay Allah. Ya karıcığım sabahtan beri bakıyorum hiç olağanüstü bir şey yok. Ah vah vah canım benim. Boşu boşuna vakit kaybettin desene anne. Bak bana sabahtan beri iki tane süveter bitirdim, üçüncüsü yolda. Bakayım. Bak bak. Aa sahiden de örmüşsün. Eline sağlık karıcığım. Senin için ördüm canım kocacığım benim. Sen kışın camdan perilere bakarken üşümeyesin diye. Ay benim hamarat karıcığım. Gel bakayım şöyle hamarat karınla biraz kanepeye. Mola ver hayatım, yoruldun sabahtan beri. Geç şöyle kanepeye bir masaj yapayım sana, bir rahatla. Ay bayılırım. Ay sağ olasın. Uzat. Nasıl? Ay çok güzel, çok güzel karıcığım. Anne, meyve soyayım mı sana? Ay nasıl iyi olur biliyor musun karıcığım? Zaten akşamdan beri camdan dışarı bak 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 gözlerim ümferi kaçmıştı. Oh. Anne! 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 Pes yani, pes bir adam. Öğle vakti kış uykusundasın ha. Tabii. Sabahlara kadar perilere bakarsan böyle baygın düşersin. Kalk diyorum, kalk. Aa, Suzan, hani bana masaj yapıyordun. Ha, meyveler nerede Suzan? Aa, deli mi ne? Ne meyvesi ayol? Bak Suzan, ben bir rüya gördüm galiba. Ama çok güzel bir rüyaydı. Ne gördün bakayım? Öyle mutluyduk ki seninle. Sen bir köşede böyle örgü örüyordun. Ben de dürbünümle şeylere bakıyordum. Perilere. Evet. Evet ama çok hoşgörülü bir ortam vardı. Herkes zevk aldığı şeyleri yapıyordu. Herkes birbirinin hobilerine saygı duyuyordu. Yani rüya bile olsa o kadar mutluydum ki. Farkında mısın Avni? Rüyanda bile periler var. Mutlu olmanın sebebi bile onlar ayol. Onlara rahat rahat bakabilmen. Bak Suzan sen beni anlamıyorsun. Evet aynen öyle. Gayet iyi anlıyorum Avni Bey. Yani senin rüyanda periler benim gözümün önünde böyle bir koca olduğu sürece bu evde hoşgörü moşgörü olamaz efendim. Mutluluksa hiç olamaz. Aslında haklısın kocacığım. İnsanların mutlu olması için hayattan zevk aldıkları şeyleri yapmaları lazım değil mi? Birbirlerine karışmadan hem de. Evet. Hatırlar mısın Avni? Eskiden ben çalışmak istediğimde sen bana müsaade etmezdin. Aa ben çalışır eve bakarım Suzan. Ne gerek var derdin. Evin direği benim. Senin çalışmana gerek yok hayatım derdin. Evet derdim. O halde kulaklarını aç da beni iyice dinle Avni Bey. Birazdan dışarı çıkıp bütün gazeteleri alıyorum ve iş ilanları bakmaya başlıyorum canım. Fesubhanallah Suzan artık çok paramız var. Ne çalışması sayıklıyorsun? Aa, hayatım hani zevk aldığımız şeyleri yapacaktık da mutlu bir aile olacaktık. Sen rahat rahat perilerine bakacaksın. Ben de işe gideceğim. Olmaz öyle şey. Mal gibi olur Avni Bey. Hiç horozlanmayın. Artık bu çöplükte senin değil benim sözüm geçer. Ve hey be koca Avni'ye bakın siz. Ne zaman perilere bakmaya başladın? Senin karizma yerle bir oldu hayatım. Şansın öküz. Ama Suzan... Aa, yeter. Uzattın ha. Hoşça kal. Suzan.
Tamam. Evet evet, bembeyaz tüyleri. Oldu. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Konu komşuya tek tek sordum. Kimsenin köpeği mepeği kaybolmamış Betüş Hanım. Firuzeciğim, ben de söylediğin gibi karakolu aradım. Ev telefonunu, kafenin telefonunu, cep telefonunu hepsini bıraktım. Eğer sahibini bulurlarsa bizi hemen arayacaklar. Tamam. Kimse aramaz. Bu hale geldiğimi bilen yok ki. Farkındayız. Neyin farkındasın Betüş, pardon? Hiç. Gel bakalım Safiş Hanım. Madem sahibin bulana kadar bizimle kalacaksın, o zaman veterinere gidip bir aşılarımızı yaptıralım ha? Ama ben köpek değilim. Biliyorum. Zaten biz de bunu konuşmak için uzaklaşıyoruz. Hoşçakalın. Seviyor. 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 Seviyor, seviyor. Eda, Eda. Efendim Betüş, neredesin? Kafedeyim. Ya tam karşında, görünmezsin. Yalnız mısın? Yalnızım, Tarık aradı. Birazdan o gelecek. Sakın gelmesin. Aa, sen de bir gelsin bir gelmesin. Ne oluyor ayol? Aa, sen de kimsin? Safiş, neler oluyor böyle? Asıl siz bana söyleyin neler oluyor. Sonra anlatırım. Ya, ne olur sen Tarık'ı ara, biraz dışarıda oyalanın. Neden ki? Safiye Hanım'la biraz yalnız kalmamız lazım. Anlamadım ama. Peki. Hadi gelin Safiye Hanım. Eda, ben geldim. Ay, canım sevgilim, gel. Gelmesin, gelmesin. Kafeden ayrılın biraz. Ay, nasıl da unuttum. Alınacak bir şeyler varmış. Hemen şurada gel, biz alıp gelelim. Ama kafe boş. Ya olmaz bir şey. Ha? Allah Allah. Buraya uçarak geldik. Kızınız Çilek de, siz de beni duyuyorsunuz. Yoksa siz de cadı mısınız? Önce biz sizi tanıyalım bakalım. Siz kimsiniz? Yok yok. Siz de kesin başka alemdensiniz. Eminim. Önce size anlatacaksınız. Kim, nasıl sizi bu hale getirdi, söyleyin bakalım bana. Ben Safiye'yim. 55 yaşında dul bir hanımım. Yani hanımdım. Ta ki 3 gün öncesine kadar. 3 gün öncesine kadar mı? Evet. Uzun zamandır beni rahatsız eden yaşlı, çirkince bir bey vardı. Kendisi bana aşık olmuş. Ama ben onu beğenmedim. Bir daha beni rahatsız etmeyin dedim. Öyle bir kahkaha attı ki sanki bütün dünya onun sesiyle çınladı. Sonra seni süslü fani seni, ben bir cadıyım, kimse beni reddedemez demesin mi? O güne kadar hiç inanmazdım böyle şeylere. Ama bu hale gelince... Demek sizi bir cadı bu hale çevirdi. Siz ve kızınız Çilek cadısınız değil mi? Çünkü o cadı bana seni ancak benim gibiler duyar ve kurtarır demişti. Hayır, madem siz de bu konuda biraz bir şeyler biliyorsunuz, ben de size açıklama yapayım bari. Ben ve Çilek aslında birer periyiz. Cadılar bizim uzaktan akrabamız olurlar. Ama arada şöyle bir fark var. Periler sihirlerini iyilik için kullanırlar, cadılarsa kötülük yapmak için. Öyleyse siz beni bu durumdan kurtarabilirsiniz. Bunu anneme sormamız gerekiyor. Anneniz mi? Bu tür sihirleri en iyi o bilir. Yoksa anneniz bir cadı mı? Yok. Cadı denecek kadar kötü biri değil. Betüş, Betüş. Kafe açık mı? İçeride misin? Babam geldi. Kapıya pati atıyor. Bir dakika, bir dakika. Anlayamadım. Babanız mı? Pati mi? Umurcuğum, geldim, geldim. Bak, kendi ellerimle sana çörekler, börekler yaptım. Bırak şimdi çöreği, böreği. Madem evde o Taci denen köpek yok, Eda yok, gel şöyle rahat rahat oturalım. Bu ne demek şimdi? Farkında değil misin? Evde yapayalnızız. Bunun tadını çıkaralım. Ne yapıyorsun sen öyle? Canım, bizim yaşımızda bu kadar zamandır beraber olan insanlar ne yapar? Dudu. Sakın ha, aklından bile geçirme. Duyamadım. Sakın ha, ben de bunu duymamış olayım. Aşk olsun, ne dedim ki, niye kızdın Dudu? Ben senin bildiğin kadınlardan değilim. Evlenmeden önce ben sıkı fıkı olamam. Şaka yapıyorsun herhalde. Bu kadar geri zihniyetli olamazsın. Bal gibi de olurum. Ayrıca bu geri zihniyetlilik değil, ahlak, ahlak. Ne yani?
Ömrümüzün sonuna kadar böyle liseli aşıklar gibi uzaktan uzağa mı? Ay ne sandın? Ne bekliyordun? Aa ben çocuk değilim. Ne? Bu yaştan sonra böyle bir ilişkiyi çekemem. Öyle mi? Bu iş bitti. İyi ki de senin gibi biriyle evlenmemişim. Beni terk mi ediyorsun? Evet, seni terk ediyorum. Kapı açık, arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Son pişmanlık fayda etmez, gidiyorum. Hay Allah, başınıza gelenlere çok üzüldüm. Ben de sizin. Hadi bize gidelim. Annen beni eski halime çevirmeyecek ama belki Safiye Hanım'a yapılan sihri bozabilir. Ay babacığım, yani Umur Bey oradayken gidersek annem bize çok kızmaz mı? Ne yapalım? Bu hanımı hemen şimdi bu durumdan kurtarmamız lazım. Başlatmasın şimdi umurundan mumurundan. İyi peki, ne diyeyim? Hadi gidelim o zaman ha. Ah Taci haklıymış, ah Umur zamparanın tekiymiş. Nasıl oldu, nasıl oldu da ben bunu göremedim? Ah aptal kafam. Umur gitmiş çok şükür. Taci, ne zaman, nasıl girdin? Ben getirdim anne. Bu da kim? Arkadaşım, yeni tanıştık. Ben de kendime birini bulayım da gör bakalım nasıl oluyormuş kıskançlık. Kendine bula bula bunu mu buldun? Ah, rica ederim. O da ne demek? Anneciğim, bak bu Safiye Hanım. Tıpkı babam gibi sihirle bu hale gelmiş bir fani. Çok iyi, çok hanımefendi bir kadın. Başına bir talihsizlik gelmiş. Ona yardım etmeni istiyoruz. İşte bütün olup biten bu anneciğim. Hadi ne olur bize yardım et de Safiye Hanım'ı o cadının sihirinden kurtaralım. Edemem. Ne demek? Nasıl edemezsin? Edemem. Kusura bakmayın, bu sihri bozmayı bilmiyorum. Betüş'cüm, istersen Safiye Hanım'ı başka bir periye götür. Ya da bırak böyle kalsın. Bilemiyorum. Kıskançlığından yardım etmiyorsa ne olayım? Ah, karı koca arasında sorun çıkardım. Affedersiniz. Rica ederim. Hem o zaten benim eski karım, eski karım. Elimden bir şey gelmez dedim. Betüş'cüm, istersen Safiye Hanım'ı al git. Vakit kaybetmeyin. Ah, size rahatsızlık vermek istemezdim. Özür dilerim. Aa, sakın böyle düşünmeyin Safiye Hanım. Yani annem bize yardım etmezse eğer... Perihan Tedi'den yardım isteriz. O bize mutlaka yardım eder. Edemez. Niyeymiş o? Peri bacalarına tatile gitti. Sihirle çağırma hattı kapalı. Ulaşamazsınız. Ay doğru ya. Uf, ne yapacağız şimdi? Oh canım ya, çok tatlı şey bu be. Ay baba, sahibi kimmiş acaba? Henüz bilemiyoruz. Baba, bulamazsak bizimle kalsın mı? Hay Allah, bilmem ki. Çok da şeker bir şey. Ne dersin Betüş? Aa yok yok, katiyen olmaz. Yani ne yapıp edip sahibini bulacağız? Çocuklar boşuna heveslenmeyin. Bence de babam bizi çok istersek başka sahici büyük köpek alabilir. Sahici mi? Yani daha büyük köpekçim. İstemem, ben Safiş'i çok sevdim. Ben de. Yani bakın Betüş haklı çocuklar. Kendinizi bu kadar alıştırmayın. Sonra sahibi gelip alırsa hepimiz çok üzülürüz. Biz bari Safiş'i alıp odamıza gidelim. Onu gitmeden birazcık severim. Gel Safiş. Hadi bakalım. Allah Allah. Kim ki bu saatte? Aa, dur canım dur, ben bakarım, sen otur. Suratı böyle beş karış asık. Bir de fena halde sallanıyor. Ya gene ne oldu ya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır? Hayır değil. Hayır. Tahmin et bakalım ne oldu? Bu sefer tamamen bitti. Hadi saat gel bir. Nereye bu saatte patron? Dertleşeceğiz. Hadi. Oh.
Ne oldu Dudu? Beni Safiş'ten kıskandın diye mi yüzün böyle asık? Ha? Senin neyini kıskanayım? Orasını bilmem artık. Ayrıca Safiye Hanım ne çabuk Safiş oldu. Maşallah. Bu ne samimiyet? Bir kere o Safiye değil Safiye. Ayrıca çaresiz fanilerin durumu bir olunca ister istemez kendini yakın hissediyorsun. Herhalde bu saatten sonra bir köpekle kırıştırmayacaksın. Bir kere o köpek değil, benden. Hem sen yaparken iyi de ben yapınca kötü mü? Nasıl oluyormuş gör bakalım. Ben Umur'a niye sinir oluyormuşum anla. Bana Umur deme, bana Umur deme. Zaten tepem onun yüzünden attı. Hayrola, büyük aşıklara nazar mı değdi? Ne değdiyse değdi. O iş bitti. Ayrıldık. Ne? İşte böyle Sadık. Bu defa kesin ayrıldık. Bitti. Ama yani patron, siz de kayınvalideme karşı biraz fazla ileri gitmişsiniz. Ne ileri gitmesi? Elinden başka öptürtürmedi bile. Patron, yani kocası mısınız ki öptürsün? Kocası olmamı da istemiyor. Şimdi anladın mı neden başka kadınlarla kaçamak yaptığımı? Sağlıklı bir erkek olarak yani. Anlamadım patron. Yani seven bir erkek iradesine hakim olur. Zaaflarına yenilmez. Yeteneksiz. Ay yoruldum. Ay bu defa getiremeyeceğim. Çok yoruldum canım. Ben 55 yaşında bir kadınım. Kalbim var, tansiyonum var. Of. Ay. Hadi ama Safiş getir kızım. Yoruldu abi, bırak oynamasın artık. Köpekler bu kadar çabuk yorulmaz ki Çilek. Çocuklar, bakıyorum çok eğleniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Kahkahalarınız ta aşağılara kadar geliyor. Oyun oynuyorduk ama Safiş yoruldu. Kaç defa topu yakalayıp getirdi. Yazık, mahvoldu. Ay, bittim. Kalbim küt küt çarpıyor. Ah canım benim, yazık sana. Gel bakalım sen, gel. Gel birazcık benim kucağıma bakalım. Çocuklar, ben Safiş'i birazcık dışarıya çıkarayım. Ha, tuvaletini falan yapsın. Hem biraz da bahçede gezeriz. Sonra getiririm, olur mu? Biz de gelelim. Biraz da bahçede oynarız. Yok abi, biz gitmeyelim. İnternete girip Safiş'in türündeki hayvanlara bakalım. Tamam. İyi fikir. Çok iyi. Hadi bakalım. Allah. Yani çocuklar adına sizden çok özür dilerim Safiye Hanım. Oturun biraz burada da dinlenin ha. Ay, rica ederim. Onların bir suçu yok. Köpek olmadığımı nereden bilsinler? Evet ama bu şartlar altında burada daha fazla kalamazsınız. Cem'le Ceren her gün sizinle böyle oynamak isteyecekler. Bu yaşta bu kadar yorgunluğu kaldıramazsınız. Hayır, sonra sizi eski halinize çevirelim derken sağlığınızdan edeceğiz. Ay öyle. Ama bu halde nereye gideceğim? Zaten size de yeterince yük oldum. Yok canım, olur mu öyle şey? Hele bir sabah olsun, çaresine bakarız. Hay Allah, yani Pelihan teyze de tam tatile gidecek zamanı buldu. Aa, o ne? Bu sihirli küre. Periler bu küreler sayesinde herkesin nerede, ne zaman, ne yaptığını görebilirler. Ama tabii Perihan teyze tatilde olduğu için sihir hattı kapalı. Ay çok güzel bir şey. Keşke bundan fanilerde de olsa. Durun size öbür marifetlerini de göstereyim. Mesela Tarık'la Eda'ya bakalım. Onlar kafedeydi, neler yapıyorlar görelim. İnanamıyorum. Televizyon gibi her şeyi gösteriyor. Ben de inanamıyorum. Kafede düğün kutlaması var ama Eda ile Tarık'ın yaptıklarına bakın. Bütün hazırlıklarımı mahvetmişler. Ay Safiye Hanım, ben şimdi sizi çocukların yanına bırakayım. Ne olur müsaade edin, kafeye gitmem lazım, olur mu? Kusura bakmayın. Eğlencenin sona erdi. Hepinize iyi geceler. Çocuk musunuz siz ha? Ne zaman size burayı emanet etsem burayı savaş
savaş alanına çeviriyorsunuz. Şu yaptığınıza bakın, her şeyimi mahvetmişsiniz. Ama herkes çok eğlendi Betüş. Hem istersen ben buraları bir saniyede toplayabilirim. İstemiyorum Eda. Sorun burayı toplamak falan değil. Müşterilerimle ayartıp neler yapmışsınız inanamıyorum. Ya bu sakin, bu güzel kafemi ne hale çevirmişsiniz. Şimdi dışarıdan bir müşteri gelse, buraya kahve içmek için otursa, bu ciddiyetsizliği görüp bir daha buraya gelir mi sanıyorsunuz? Ya amanım, ben şahsen gelirdim. İnanamıyorum. Siz ikinci defa bana aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir daha size asla güvenmeyeceğim. Haklısın. Eve dönmek için seni kapının önünde bekliyorum yenge. Ben de eve gidiyorum. İyi akşamlar. Eda, Betüş, Perihan. Biriniz gelin, konuşmaya çok ihtiyacım var. Hepiniz birden nereye kayboldunuz? Ah, çok şükür biri geldi. Aa, sihirli akşamlar babacığım. Annem yok mu? Yukarıda, kendini kuleye kapattı. Aa, sessiz kuleye mi? Hayırdır? Gel, Allah aşkına gel, neler oldu bir bir anlatayım sana. Anlat tabii, anlat, çok merak ettim. Eda bak şimdi, sen burada yokken bilmem o yüzden... Of Dudu, of! Bence artık oflayıp puflamayayım patron. Yani bu iş bitmiş, bu defter kapanmış, her şey bitmiş. Yani bakın, kayınvalidemle siz hiç birbirinize uymayan iki insansınız. Hiç de değil. Bunu da nereden çıkardın? Yani patron, siz oynaşacağınız birini arıyordunuz. Kayınvalidemse ciddi bir ilişki. Yani sorun bu kadar basit. Bence şu iki sorunun cevabı çok önemli. Birincisi, Dudu neden benimle evlenmek istemiyor? İkincisi, ben neden Dudu'dan vazgeçemiyorum? Vallahi buna seve seve cevap verebilirim. Birincisi, siz böyle gözü dışarıda, çapkın, sonra hayatta her şeyi böyle alelacele yaşamak isteyen bir insansınız. İşte kayınvaliden bu yüzden size güvenmiyor. Bu durumda hiç kimse sizinle evlenmez. İkincisi, yani kayınvalidem sizin paranıza pulunuza bakmıyor. Sizi siz olarak sevdiği için sizinle birlikte olmak istiyor. Ama yine aynı kadın sizi terk etme cesareti gösterebiliyor. İşte bu yüzden siz ondan vazgeçemiyorsunuz. İkincisi doğru olabilir ama birincisinden emin değilim. Neden? Bence Dudu'nun benimle evlenmemesinin sebebi bana güvenmemesi değil. Ya başka birini seviyor ya da unutamadığı biri var. Yapmayın patron. Kayınvalidemin hayatına rahmetli kocasından sonra bir tek siz girdiniz. O zaman hala rahmetli kocasını seviyor. Allah rahmet eylesin patron ama adı üzerinde rahmetli. Yani bu yüzden mi sizi reddettiğini düşünüyorsunuz? Güldü beni patron. Gayet tabii düşünüyorum. Hem de artık fazlasıyla düşünüyorum. Ancak aklında yüreğinde başka biri olan bir kadın benim gibi bir erkeği reddedebilir. Eminim bundan. Fakat bu sorunun cevabını mutlaka öğrenmeliyim. Yarın gidip bunu Dudu'ya soracağım. Tabii, sorun patron. Yalnız müsaade eder misiniz ben artık evime gideyim, ha? Git. Sen de git. Git. Ben ona sorarım. İnanmıyorum baba. Demek annemle Umur Bey ayrıldılar ha? Demek annem seni Safiş'ten kıskandı. Hiç sorma. Güya belli etmiyor ama Safiş deyince yüzü sirke satıyor. Ben de keyfimden dört köşe oluyorum. Bana bak baba. Sen bu Safiş Hanım'dan etkileniyor olmayasın sakın. Rica ederim Eda, saçmalama. Şu anda köpek gibi görünen bir kadına nasıl aşık olabilirim ben? Evet ama sen insanların dış görünüşüne önem vermezsin ki. Çok iyi, çok tatlı bir hanım. Ama ona karşı bir şey hissedemem. Çünkü sen hala annemi seviyorsun. Ah, evet. Ya baba, bakarsın annem hazır Umur Bey'den ayrılmışken sana geri döner. Seni eski haline çevirir, biz de mutlu mutlu yaşarız yine. Bakarsın Safiş'i kıskanması, onun da hala seni unutamadığını hatırlamasına yarar. Bilmem.
Bu kadarcık kıskançlığın o kadarına yeteceğini hiç sanmam. O zaman bu kıskançlığı abartırız. Bu da ne demek şimdi? Sen orasını bana bırak. Hele bir sabah olsun. Betüş, ne olur bana sabah olmadığını söyle. Oh, hayatım bu ne sıcak. Of, ölüyorum vallahi ya. Bu sıcakta işe gidilir mi Allah aşkına? Günaydın tatlım. Sabah oldu. Hiç mızmızlanma, işe gidiyorsun. Hadi bakalım. Tabii, insanın kendi işi olunca konuşmak kolay. Bir de mesai altında çalış da göreyim seni. Öyle mi? Peki yerleri değiştirelim o zaman. Sen git bugün kafeyi aç bakalım, ne oluyor? Hayatım, şaka söyledim canım ya. Tamam, çok çalışıyorsun biliyorum. Yani ben diyorum ki sen yani kafede iyi kazanıyor. Yanına bir yardımcı alsan. Aa, Sadık. Hı. Ben de tam seninle bunu konuşacaktım zaten. Tabii. Yani gazeteye ilan ver. Hı. Yeni yardımcı gelene kadar Tarık sana yardımcı olur değil mi şeker? Sadık, sen ne dediğini duyuyor musun? Ne dedim ben? Ay, çok affedersin hayatım, ben geri aldım, özür dilerim. O Tarık dün yaptıklarından sonra oraya müşteri olarak dahi giremez. Yok canım, artık o kadarına da kıyamam. Ama şöyle güvenilir birini bulsak kafeye, yani ona emanet etsem orayı falan, hem çocuklarla daha çok ilgilenirim. Tabii tabii tabii. Aa bak, ben sağa sola haber sadım, tamam mı? Böylece çabuk birini bulabiliriz. Hadi. Yardım Satış. Gece rahat uyudun mu? Ah, çok sıcak. Birdenbire bu kadar tüyüm olunca piştim. Bugün Perihan teyze dönüyor. Seni bu durumdan kurtarır. İnşallah. Ömür boyu duacısı olurum. Merak etme Perihan teyze, Perihan en büyüdü. Seni bu durumdan kurtarabilir. Bu yüzden mi ona Perihan diyorlar? Evet, aslında biliyor musun, biz seni çok sevdik. Düzelip eve gideceksin diye çok üzülüyoruz. Ben de sizleri çok sevdim. Ama üzülme, evim buraya çok yakın. Beni özlediğiniz zaman görmeye gelirsiniz. Artık bir anneanneniz de ben sayılırım. Sen de bize gelir misin? Çilek, sen kiminle konuşuyorsun? Safiş'e diyordum. Ailesini bulduğu zaman ona gidebilir miyim diyordum. Safiş hiçbir yere gitmeyecek. Burada bizimle kalacak. Değil mi Safiş? Günaydınlar. Sana da. Neyin var Firuze? Kardeşiniz iki saattir tuvalette gazete okuyor. Bana bunu daha önceden söylesenize ya. Durun ben çıkarayım onu. Onun için mi bu haldesin? Ah, dur ben bakayım. Ah, hoş geldin Eda. Ne hoş bulduk Betüş. Girebilir miyim? Gir bakalım. Ama bir dakika. Firuze'cim, sen şu yumurtaları yüksek bir yere kaldır da Tarık'la Eda bu sefer de evde yumurta savaşı yapmasınlar ha? Aman Betüş, özür diledik ya işte. Uy, tamam tamam. Söyle bakayım, ne işin var sabahın bu saatinde evde? Konuşuruz sonra. Yürü, yürü. Şuna bak, iki saattir tuvalettesin ben. Gazete okuyorum abi. Allah Allah. Allah razı olsun Sadık Bey. Ya amanın Eda. Ne olur aşkım? Aa, iyiyim canım. Ne haberin işte? Ne bu sabah sabah böyle, hayırdır? Eda benimle bir şey konuşacakmış da onun için uğramış. Ha. Hadi siz kahvaltıya oturun, biz odada bir şey konuşup gelelim, oldu mu? Tamam, tamam. Aa, Eda teyzem gelmiş, merhaba teyze. Ne haber çocuklar? Yes. Seni Safiş'le tanıştırayım. Bu Safiş. Bak, bu da teyzem Eda. Memnun oldum Safiş Hanım. Merhaba Eda, ben de memnun oldum. Ah, çocuklar hadi siz kahvaltıya gidin bakalım. Biz teyzenizle konuşup geliyoruz. Hadi. Ay, bu Safiş pek süslü bir şeymiş. Annemin onu neden kıskandığı belli. Kıskandığını itiraf etti mi? Yok, daha etmedi ama her halinden belli oluyor. Babamı bir görsen mest oldu, mest. Ben de zaten bununla ilgili konuşmaya geldim. Neyle? Bak şimdi, farkında değil misin Betüş'cüğüm? Annem ilk defa babamı birinden bu kadar çok kıskanıyor. Ben diyorum ki,
Hazır annemle Umur Bey ayrılmışlarken annemle babamı bir araya getirmek için el birliği yapalım. Nasıl? Şöyle ki, Safiş'i alıp bize götürürüz. Perihan teyze gelene kadar bizde kalır. Ay olur mu öyle şey? Annem dünyada kabul etmez. Zaten dün sinir oldu kadına. Ne kadar kötü davrandı. Kadıncağız çok üzüldü. Orası mühim değil. Perihan siklopedisinin 4. maddesini hatırla. Bunu yapmak zorunda. Zaten bizde birkaç saat kalacak. Akşam Perihan teyze geldiği zaman nasıl olsa onu düzeltecek. Bilmiyorum. Ya aslında Safiş'i buradan uzaklaştırmak çok iyi olur Eda. Çocuklar onda gittikçe çok bağlanıyorlar. Ayrılmaları çok zor olacak. Ama hani kadıncağızı böyle bir şeye bulaştırmak doğru olur mu? Durumu anlatırız. Annemle babamın arası böyle böyle deriz. Hem zaten siz babamla her şeyi anlatmışsınız. O da dememiş mi? İnşallah bir gün karınızla barışırsınız diye. Doğru dedi. Madem bu kadar iyi bir insan, o zaman annem babamı kıskandığını itiraf edene kadar bizimle bu masum oyunu oynar herhalde. Ay, yaşlı bir kadından böyle bir şey rica edilir mi? Sormakla hiçbir şey kaybetmeyiz. Acaba ne konuşuyorlar yukarıda gizli gizli? Niye bize söylemiyorlar anlamıyorum ki. Yahu bizi ilgilendiren bir konu olsaydı söylerlerdi. Demek ki bize söylenecek bir şey değil. Rahat bırak şunları abla kardeş konuşsunlar canım. O zaman Safiş'i niye gelip yanlarına aldılar? Yoksa onunla ilgili bir şey mi? Yahu bizi ilgilendiren bir şey olsaydı söylerlerdi zaten. Bu kadar takmayın. Ne diyorsunuz Safiye Hanım? Ay bilmem ki. Yani biz sizden çok saçma sapan bir şey istediğimizi biliyoruz ama biz hani annemle babamın barışması için böyle bir fırsatı ilk defa yakalıyoruz. Onun için de size bir soralım dedik. Bunun farkındayım. Onların bir araya gelmesini ne kadar istediğinizi görüyorum. Yani? Yani kendim gibi görünseydim böyle bir şeyi kabul edemezdim ama madem şu anda bir köpeğim size yardım edebilirim. Safiye teyze. Ay, siz gerçekten çok iyi biriymişsiniz. Aa, yok canım o kadar da abartmayın. Sayenizde benim de hatırladığımda güleceğim komik bir anım olacak. Akşam Perihan Hanım beni eski halime çevirmeden bir köpek olarak dünyanın en güzel iyiliğini yapmış olacağım. İki inatçı aşığı barıştıracağım. Ay, inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ne oldu? Ay biz şimdi Safiye teyzeyi şatoya götüreceğiz ama çocuklara ne diyeceğiz Eda? Onlar onu bir daha hiç göremeyecekler ki. Ah, bak 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 şunu dinle Avni. Heyecanlı ve atak takım arkadaşları arıyoruz. Eğer esnek çalışma saatlerini uyarız diyorsanız bizi arayın. Ne demekmiş o esnek çalışma saatleri? Yani işe kaçta gireceğin, kaçta çıkacağın belli değil demek. Dur şurayı hemen arayayım, reklam şirketiymiş. Saçmalama Suzan, kapat şu telefonu. Aramadığın bir burası kalmıştı be. Ver şunu, arayacağım tabii. Hem sen niye gidip dürbününle perilerine bakmıyorsun ha? Hani birbirimizin isteklerine karşı hoşgörü davranacaktık? Bakmayacağım Suzan, tamam mı? Sen de bu reklam şirketini aramayacaksın. Paraya pula ihtiyacımız mı var canım? Ne parası pula yol? Ben sosyalleşmek ve mutlu olmak için çalışacağım. Hem niye bu kadar bozuluyorsunuz Avni Bey? Rüyanı gerçekleştiriyorum ayol. Ben senin perilere bakmana karışmayacağım. Sen de bana karışma. Gör bak hayatım nasıl mutlu olacağız. Tamam Suzan, ben rüyamı geri alıyorum. Yani dediklerimi geri alıyorum. Hepsini unut. O perilere merilere bakmayacağım, söz. Gerçekten söz. Geçti o tren Avni Bey. Çoktan geçti. Karınız kalabalık bir reklam şirketinde insanların gözü önünde olacak diye kıskanıyorsunuz tabii. Şimdi mi aklına geldi? Evet, bal gibi de çalışacağım işte. Kendimi mutlu edecek bir şeyler yapacağım. Ve sen de bana engel olmayacaksın. Yoksa gebertirim. Betüş, bence çocuklara söylenecek en beyaz yalan bu. Hem böylece daha az üzülürler. Galiba haklısınız, doğru. Anlaştık. Hadi inelim. Çocuklar doyduysanız kalkın artık. Oynamayın öyle, günah. Peki Firuze abla. Ya ben dayanamıyorum artık. Gidip soracağım gizli gizli ne konuşuyorlar. Allah aşkına dur be, dur kardeşim. Amma kıskanç adam mısın? Otur şuraya ya. İşte geliyorlar. Kahvaltıyı bitirmişsiniz. Firuzeciğim, bize de çay kaldı mı? Eda Hanım, acaba diyorum sorabilir miyim şu gizli konuşmanızın içeriğini? Tabii. Biz şey hakkında konuştuk. Ne? Ne? Safiş hakkında konuşuyorduk. Çünkü Safiş'in sahibi bulunmuş. Ya kimmiş? Eda'ların bir komşusu.
Ya inanmazsın, sahibi bizim komşu çıktı. Ay çok şükür, Safiş Betüşlerden gidiyor. Betüş onu düzeltecek bir peri buldu herhalde. Eda ile birlikte nereye gidiyorlar acaba? Aa, senin için çok üzülüyorum artık. Safiş'i bir daha göremeyeceksin Taci. Sen öyle san. Bir şey demedin. Düşünüyorum Dudu. Safiş'e neden bu kadar taktığını merak ediyorum. Ay o Safiş'e niye takayım? Ben köpekleri sevmem. Ama şatoda onu birkaç saat misafir etmen gerekecek anneciğim. Ay gene mi geldi bu kadın? Perihan teyze akşam üzeri dönecek anne. Beni o iyileştirecek. Tabii bu sihri Betüşlerin evinde yapamayacağına göre Safiye Hanım'ı buraya getirdik anneciğim. Sordunuz mu bana? Belki şatom müsait değil. Belki gelenim gidenim olacak. Anne, yoksa sen Perihan teyze onu eski haline çevirirken bizim de babamı eski haline nasıl çevireceğimizi öğreneceğimizden mi korkuyorsun ha? Hiç de değil. Babana yaptığım sihri bir tek ben biliyorum. Buna yapılanın aynısı olamaz. Safiş'i niye burada istemiyorsun peki? Söyle bakalım. İşte. Ama bunu yapmak zorundasın anne. O niyeymiş? Çünkü peri kitabı madde 4. Bir iyilik perisinin ilk görevi şatosuna gelen mağdur birine daima misafirperver davranmak. Aksi takdirde en büyük cezalardan birine çarptırılacaktır. Ya şimdi benim gitmem lazım anneciğim. Çok üzgünüm. Görüşürüz. Ben de odama çıkayım bari. Oh, oh. Bir topu bir gün kaldı bu evde, bu kadar üzülmeyin. Ama ona çok alışmıştık. Hem o da bizi çok sevmişti. Keşke sahibine vermeseydik, saklasaydık. Olur mu öyle şey? Şimdi siz kaybolsanız, bir aile sizi evine alsa... ...sonra anneniz babanız geldiğinde sizi geri vermeseler... ne olur bir düşünün. Ama o bir köpek. Köpek değil. Köpekler dünyanın en duygusal hayvanlarından biridir. Biliyoruz. İnternette köpekler hakkında her şeyi okuduk. O zaman köpekler sahiplerinden ayrılınca ne kadar üzüldüğünü de yazıyor herhalde o internet. Doğru söylüyorum ya. Ya tamam, siz onu çok sevdiğiniz ve onunla ilgilendiğiniz için o köpek de sizi çok sevmiş olabilir. Ama konuşabilseydi inanın bana sahibinin yanında olmak istediğini söylerdi. Acaba sahibi onu görmemize, gezdirmemize izin verir mi? Tabii verir, niye vermesin? Niye güldün? Allah senden razı olsun Safiye Hanım. Sayenizde Dudu ilk defa dibimden ayrılmıyor. Sahi mi? Elbette sahi. Sizi kıskanmasa böyle şatoda hayatta durmaz. Bakın bakın nasıl bakıyor bize. Bizi yalnız bırakmaya korktuğu nasıl da belli. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Özel değilse ben de öğrenebilir miyim? Özel. Kusura bakma. Hay Allah. Eski kocamla çok sıkı fıkı oldunuz ama... ...eski halinize dönünce görüşemeyeceksiniz. O niyeymiş o? Herhalde tanımadığım bir kadını şatoma sokmayacağım. Sen sokmazsan ben onu görmeye giderim. Demek birbirinizi bu kadar sevdiniz. Evet. Hem sen neden ikide bir de bunu soruyorsun Dudu? Bizi hiç yalnız bırakmıyorsun. Biraz çıkıp dolaşsana.
kendi işine gücüne baksana. Gitmeyeceğim işte, burada kalacağım, sana ne? Hem sen beni niye dışarı yollamak istiyorsun bakayım? Yoksa Safiş Hanım'la baş başa kalmak mı istiyorsun ha? Olabilir, olabilir. Ben dul bir erkeğim. Hem bırak kulağımı canım, niye çekiyorsun kulağımı? Ay bırak kulağımı. Sen çocuklarımın babasısın, ayağını denk al. Bu yaştan sonra başka kadınlarla görüşmene müsaade edemem. Bak sen, sen Umur'la görüşürken iyiydi. Farkındaysan artık görüşmüyoruz. Bana bir şey mi ima ediyorsun? Hayır, ne ima edeceğim? Bilmem, gözlerinde bir an bana geri dönmek istediğini gördüm de. Ne oldu kız? Sanki beni yıllardır görmüyormuş gibi sevindin öyle. Bana bak, bir şey mi oldu? Evet. Gözünüz aydın Safiş Hanım. Perihan teyze döndü. Ay çok şükür, nereden biliyorsunuz? Sihirli küremden gördüm. Yoldalar, buraya geliyorlar. Kiminle? Betüş'le. İşte geri döndüm. Aman hoş geldin. Şu anda şatomda yardımına muhtaç bir fani var. Bir an önce işini gör de gitsin. Şatomda kalabalık etmeye başladı. Çok ayıp, çok ayıp. İnsan misafirinden böyle nefret eder gibi bahseder mi hiç? Aa, nefret falan etmiyorum. Hadi bir an önce şu sihirini yap da Safiş düzelsin. Evine dönsün bir an evvel. Tabii ki döneceğim ama dönmeden önce size bir şey söylemek istiyorum Duda Hanım. Söyle bakalım. Taci Bey çok iyi bir insan. Sandığınız gibi aramızda hiçbir şey olmadı. Biz sadece iki dost olduk. Sizleri hayatımın sonuna kadar göremeyecek olsam bile... ...tek söyleyeceğim onun kıymetini bilmeniz. Çünkü sizi çok seviyor. Sizlere bir iyiliğim dokunduysa ne mutlu bana. Düşündüğümüzden de fazlasını yaptınız. Sağ olun. Evet, hazır mısınız Safiş Hanım? Sihiri bozduğum anda kendinizi eski evinizde, eski halinizde bulacaksınız. Tamam, hazırım. Hoşça kalın. Ay, hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kal arkadaşım. Dediklerimi unutmayın Duda Hanım. Ah! Ah! Siz de aklınızda bulunsun yani. En önemlisi güvenilir olsun yeter. Oldu mu? Hadi sağ olun, afiyet olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin komşu. Suzan Hanımcığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ay canım, bakayım bakayım bir dakika. Bu ne güzellik böyle. Sağ ol. Aa, nereden? İş görüşmesinden. Aa, hayırdır, ne oldu? Gel hayatım. Avni yüzünden şekerim. Dün yine abuk subuk bir rüya gördü de ondan. Ay detayı mühim değil. Yani senin anlayacağın bir iş bulup çalışmaya karar verdim. Peki nasıl geçti görüşme? Ay aslına bakarsan kötü. Ay görüşmeye gittiğim patronlar beni görünce niyeti bozdular hayatım. Anlarsın ya. Öf, tahmin edebiliyorum hayal. Ama yılmayacağım şekerim. Düzgün bir iş bulup çalışacağım, kararlıyım. Nasıl bir iş arıyorsun? Vallahi ne bileyim. Şöyle sıcak bir yer. Değişik insanlar olsun. Hani sosyalleşim, şöyle bir nefes alacak alanım olsun istiyorum. Parası pulu önemli değil yani. Aa. Ne oldu? Niye gülüyorsun Betüş? Biliyor musun? Ben daha bu sabah yardımcı arıyorum diye gazeteye ilan verdim. Aa, sahi mi? Benimle çalışmak ister misin? Ay komşum istemem mi hayatım? Ay çok sevinirim. Ay yani kısmet ayağıma kadar gelmiş de ben de kalkmış dışarılarda arıyorum. Sizin gibi anlaştığım ve sevdiğim biriyle çalışmayacağım da kimle çalışacağım? Tamam o zaman. Anlaştık. Anlaştık patron. Dudu, seninle biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ama inatlaşmadan, dürüstçe. Tamam. Safiş'i kıskandığını itiraf edebilir misin? Utanıyor musun? Niye cevap vermiyorsun? Ha, niye cevap vermiyorsun? Sen Umur'u kıskandın mı? Bunun konumuzla ne ilgisi var?
Önce sen söyle. İtiraf et. Peki, bu seni rahatlatacaksa itiraf ediyorum. Onu senden kıskandım. Niye? Beni sevdiğin için mi? Bunu niye soruyorsun şimdi? Hiç. Bilmek istiyorum. Ben de Safiş'i kıskanıp kıskanmadığını, beni sevip sevmediğini bilmek istiyorum. Kıskandım. Kabul ediyorum. Bir daha söyle. Aa, o kadar uzun boylu değil. Bir kere söyledim, yeter, şımarma. O zaman sen de beni hala seviyorsun. Sus Taci, bu kadar konuştuğumuz yeter. Hayır, hayır, sen de beni seviyorsun. Yoksa niye kıskanasın? Kıskanmazdın ki. Aa, sus Taci, kapat artık bu konuyu. Kapatmayalım. Ne olur bir kere her şeyi açık açık konuşsak. Yazık değil mi bize? Barışsak, birbirimize bir defa daha şans versek. Sen beni eski halime çevirsen, mutlu mutlu yaşasak. Bu riski göze alamam. Seni eski haline çeviremem çünkü beni yine aldatırsın. Yemin ederim aldatmam. Sana güvenmiyorum. Peki, o zaman bana bu halimle bir şans ver. Köpek olarak görünsem bile kocanmış gibi davranmama izin ver. Beni bir aşk sınavından geçir. Güvenini kazanırsam her şey eskisi gibi olur. Kazanamazsam böyle kalırız. Bu bakış evet demek mi? Ha, merhaba. Merhaba tatlım. Suzan Hanım, siz de mi buradasınız? Evet, hoş geldiniz Sadık Bey. Size ne ikram edeyim? İnanamayacaksın ama kendime bir yardımcı buldum. Suzan Hanım artık benimle birlikte çalışacak. Öyle mi? Bu harika bir şey. Teşekkür ederim. Müsaadenizle ben işimi alayım. Hayrola, sen niye uğradın kafeye? Umur Bey kayınvalidemle görüşmek istiyormuş, tamam mı? Yani biraz gündüz içkili. Onun için bir rezalet çıkarmasın, onu söyleyeyim dedim, annene haber ver. Ay, gene ne istiyor bu adam? Ne bileyim hayatım, dün tuhaf şeyler sayıklıyordu, anladın mı? Yani bir halini görseydim Mecnun gibiydi. Annene o tuhaf şeyleri soracak. Alo anne. Ne lüzum vardı şimdi gelmesine? Kim bilir neler söyleyecek. Bak Dudu, ayaklarına bile kapansa ona kanmayacaksın, değil mi? Hayır. Umur geldi. Bak, bu defa ısırmayacaksın, tamam mı? Madem yeniden karı koca olmayı deniyoruz, ısırmam. Heveslenme. Daha teklifini kabul etmedim. Ah Dudu, ah! Katır gibi inatçısın. Girebilir miyim? Gir. Teşekkür ederim. Bu yine mi evde? Merak etme, ısırmaz, tembihli. Niye geldin? Sana sormak istediğim bir şey var. Sor. Aklıma takıldı. Benimle evlenmeme sebebin, unutamadığın biri mi var? Bu da nereden çıktı şimdi? Ne zaman sana yaklaşsam hep beni reddettin. Geçen gün biraz yakınlaşmaya çalıştım, kıyametleri kopardın. Sana ne zaman evlenme teklif etsem hep reddettin. Hep saçma sapan bahaneler buldun. Düşündüm. Aklıma başka bir şey gelmedi. Hayatında kalbinden çıkaramadığın başka biri mi var? Bilmek istiyorum.